Şimdi kadınlara bir sorsak, anket yapsak, bu benim derslerimde bir parça zaten kadın erkek beyni anlatırken. Nasıl erkek istersin? Adet gününe göre değişiyor abi. Bu önemli bir bulgu. Yapıyorlar bir sürü araştırma. Çok karışık çıkıyor yani. Net bir patern çıkaramıyorlar. Ama soruyorlar ki cevapları kadınların adet döngüsünde hangi gün cevapladığına göre gruplayalım. Şimdi öyle bir şey çıkınca da ortaya çıkan çarpıcı sonuç hep anlatırım. Yumurtlama dönemi 5 gündür yaklaşık. Ortadaki 14 günün 2-3 yanındaki günler dahil. O bir haftadan kısa süre. Kadına soruyorsun sanatçı, yaratıcı, zeki, esprili, lay lay lön falan. Hep böyle bir şey yani şehirli kadın isteği resmediliyor. Ama özellikle mensin son dönemleri ya da ilk bu işte kanama dönemi ve onun hemen sonu dediğimiz ayın ilk ay döngüsünün ilk başlangıcında daha testosteron, daha köşeli çeneli, kavgacı, böyle tuttuğunu koparan, Güven koruyucunu. duygusunu Tabii, ya resmettin. sığınayım istiyor. Çünkü o zamanlar progesteron galip bir hormon bu. Progesteron kadının yani böyle bir hayattan zevk almasını falan darmadağın ediyor. Ama ortada östrojen pik. Östrojen, çiçekler, böcekler, her şey çok güzel, hayat çok tatlı. Yani çünkü o sırada yavru yapabiliyor. Yavru yapabildiği için alması gereken genlerin başka bir şey olduğunu şey olarak bilmese de şuurlu. İçindeki milyonlarca yıllık dürtüsel sistem öyle bir erkek seçiyor. Şimdi bu biyolojik bir dürtünün seçimi nasıl şekillendirdiği ile ilgili. Ama üzücü, benim için üzücü taraf, işi karmaşık yapan şey şu. Sosyal hikayeler, kişisel geçmişler, bizim ezberlerimiz ve kültürel kodlarımız da aynı derecede etkili. Yani senin biyolojik dürtülerin bir şey söylüyor ama o anda yaşadığın kültürel kod başka bir şey söylüyor ve ikisi eş derecede, hatta sosyal olan daha ikna edici. Çünkü öbürü arada bir dürtü olarak görüyor, diğeri dışarıdan sürekli gözüküyor zaten. Yani devamlı ona maruz kalıyorsun. Dolayısıyla bu çoğu zaman mesela modaya uygun, biyolojik bir fonksiyonu modaya uygun icra etme çabaları hep hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü eninde sonunda baş başa kalınca biyolojik dürtü hakim geliyor. Yani diğer şartları kaldır ortadan. Lan bu da hiç umduğumuz gibi çıkmadı falan filan oluyor. Hani dışarıda çok havalı diye aldık ya da ne bileyim zeki diye güçlü diye beğendik falan ama öyle çıkmıyor. Mesela şu andaki trendde sana ne gözüküyor? Ben mesela çok bilmiyorum. Yani kadınlar şu anda nasıl bir erkek istiyor? Ya mesela 1980'li yıllarda muhtemelen işte Kurban Bayramı'nda koyun kesmeyi bilecek kudrette bir erkek, malik bir erkekti, becerikli bir erkekti bir şeydi. Şimdi mesela çok yüksek performanslı hayvansever bir erkek. Hayvan sevmeyle alakalı hatta mümkünse birazcık bir kısım aktivist bir erkek. Seçki grubunun içerisindeymiş gibi görülüyor, kadın Ama seçki bu galiba grubunun içerisinde. ana akımda. Ya Nasıl? mesela ben kendi etrafıma bakınca da bu kadar net bir ayrım pek göremiyorum. Yani ana akım, ana akım medya diye bir şey var ya, ana akım kültür diye de bir şey var. Yazan, çizen, üreten, çok konuşan, görüş oluşturan, televizyon programları çeken, ortalıkta gözüken insanların oluşturduğu bir ana akım kültür var. Bir de alt kültürler var. Yani daha hayatın gerçek içinde, diğerleri tarafından izlenmediği için daha doğal olabilen, kendi seyrinde gelişen bir kültür var. Mesela orada bu çeşitliğin devam ettiğini düşünüyorum ama büyük Elbette, şehirlerde yaşıyorsan, elbette. Ya ama şurada hakkın var onu söyleyeceğim. Büyük şehirde yaşıyorsan, medyaya bir şekilde sosyal medya üzerinden de olsa bağlıysan bu kültür sende eninde sonunda daha belirleyici oluyor. Yani o istek sende de bir dakika lan ben de evet ben de öyle isterim falan getiriyor. Ama eğer bu hala şanslı insanlardan bu ortamda gevşek bağın varsa o zaman yerel kültürel etki ve gelenek hala belirleyicidir ama o dediğin tehlikeyi belki ya tehlike derken bu herkesin homojenleşmiş bir şeyi arzu etmesi bence bir tehlike. Homojen yapıyor seni çünkü. Önümüzdeki bir 10 yıl, 20 yıl için ciddi bir problem olarak konuşmak lazım. Çünkü bu tamamen öyle olacak. Yani herkes böyle bir bildirim alınca evet artık böyle erkek istiyorum ve böyle kadın istiyorum falan gibi bir duruma geçebilecek. Şimdi sanki onun işaretleri ama bu kadar yaygın bir değişim var mı ondan emin değilim. Mesela ben hala reyting yapıyorum yani. İlginç bir şekilde. Yani mesela ya beni böyle ama sen benim gibi tipleri mesela adaptasyonu gayet belirgin ve güçlü olan insanlardan bir tanesin. ben Sen hep ona şaşırmışımdır güncel zaten. döneme adaptasyonun güçlü ya bir şeydi. Yani şimdi mesela şunun değiştiğine çok eminim. Yine 1980'lere gönderme yapalım. Arabasıyla gelen oğlan fix 3 adım öndeki olan oğlandı. Şimdi kesinlikle atıyorum yani iyi bir sosyal organizasyonun içerisinde işte çevre için, hayvanlar için, bilmem ne için falan aktivist olan oğlan 3 adım önde. Ama Yani bak bunlar ne? bir şey. Yine yeni sosyal ortamda becerikli olan. Elbette Normlara uyabilen, tabii. Ama adaptasyon burada kabul. sahip olmaydı hikaye. Burada daha hani bireysel olarak bir şey yapma. Yani mala sahiplik değil de daha yani yaşamsal olarak bir aktivitenin içerisinde olmayla alakalı. Bir de şey verisini biliyoruz işte uzun zamandır. Yani Türkiye'nin
%90'ı kentte, %52'si metropolde artık. Yani o merkezi ana medya, ana akımların etkisi altındayız hepimiz. Çok çok hani kaçabilir. Allah'tan işte Alev Alattin dediği gibi çok okumadığımız için yırtıyoruz yani. Çok derinlemesine girmeyince o bizden nüfuz etmiyor. O bir şey diyordu. Ya bu global manipülasyondan falan bizi kurtaracak olan şey okumaya karşı mesafemiz diyordu yani. Okumadığımız için belki de yırtacağız bu işten. Ya biraz apokaliptik bir görüntü ama. Ya şu okumama üzerinden ekmek yapılabilecek cümleler vermesen insanlara. Hayır ama şöyle. Yani. Bu aynı zamanda kopukluğu da getiriyor. Neden kurtulabiliriz diyor. Yeni seni bir yere götürmeye çalıştılar onu ama geleneğine saplanmak demek bu aynı zamanda. Geleneğinde kalmak. Yani anakronik olmak, zamanın dışında kalmak. O işin başka bir tarafı. Bu yeni hal, şu anda yaşadığımız hal. Mesela ben uzunca bir süredir sosyal medyayı Twitter hariç aktif kullanamıyorum. Yani vaktim yok çünkü. Oradan gördüğüm şeylerin gittikçe bana tuhaf gelmesiyle ilgili bir rahatsızlığım var. Çünkü uzakta kaldığın zaman oradaki dalgaya da yabancılaşıyorsun. Ve özellikle de belki bu konuya hep mesafeli kalıp da kafamı biyolojiye sokmam bundan kaynaklanıyor olabilir. Muhtemelen şu anda 18-25 yaş bandında olsam bambaşka bir hareket paterni örüntüsü sergilemem gerekebilir. Çünkü benim Ankara Hacettepe'de gösterdiğim performansım bugün burada çok fazla geçmeyeceği. İşte seziyorum yani ne farklı çok bilmiyorum. Mesela ben bir hanımefendiyle bir kız arkadaşımla bu yani kız arkadaşım olabilir, romantik bir ilişki olabilir, arkadaş grubu olabilir. Ya oraya gittiğimizde hesap ödeme diye bir konuda opsiyonlar olduğu bir dünyadan gelmiyorum ben. Yani en büyük stresim param yetecek mi acaba? Kredi kartı da yok ya. Çünkü o işin bütün sorumluluğu benim üzerimde. Eğer kızlarla beraber bir yere gidiyorsak mesela. O benim alternatifini görmediğim bir şeydi. Mesela şu anda durum böyle değil gibi gözüküyor. Yani böyle bir zorlayıcı faktör yok. Hatta böyle gibi davranırsan belli gruplar yine ana akımın içerisinde pozitif algılanmıyor. Maço. Yani, maço. Evet. Gözüküyor yani değil mi? Böyle niye sen şimdi burayı domine mi etmeye çalışıyorsun? Yani bizim üzerimize yanlış baskı mı kuruyorsun? Yanlış zamanda geldik. Var, çok ucuza gelecekti abi. Yani. Evet evet. Çok tabii tabii yani hayatımızın tabii önemli bir döneminde yani bizim yaş grubu erkeklerin hepsinde vardır. Yani işte paran o sosyal ortama yetecek mi yetmeyecek mi planları yapmak zorundasın hep. Bu arada bir tehlikeye de dikkat çekerim. Bu özellikle benim birçok öğrencim ve zamanında işte beraber akademik hayata başladığımız insanlar şu anda sosyal psikoloji, evlilik danışmanlığı falan filan gibi işlerle uğraşıyorlar. Tabii bu senin bahsettiğin yeni trendler aile kurma ve aile bozma konusunda da yeni parametreleri getiriyor. Yani insanlar artık başka nedenlerle bozuşuyorlar, başka nedenlerle anlaşıyorlar. Mesela onlar içinde bir tanesi şu seçenek bolluğu illüzyonu var ya, ona hep bahsediyoruz. Yani çok fazla dışsal seçenek varmış gibi gözüküyor. Elimi sallasam ellese, dolayısıyla bunda çöp çıktı, ben bunu değiştireyim, yerine başka bir şey alayım kafası. Arka planda çok fazla yaşıyor. Bu bizi yoruyor ve bu gittikçe de zımni yani görünmez hale geliyor. Biz mesela bununla konuşuyoruz. Herkes diyor ki tabii canım saçmalık, öyle bir şey gerçekte de yok. Yani kaç insan tanıyabilirsin ki? Ama beynin o dürtüsel kısmı hala bu konuda çok acemi olduğu için o işte bir anda birkaç milyar insanla bir ortama girebilme illüzyonu sanki hepsine eş düzey ulaşabiliyormuşuz gibi bir şey getiriyor ve gerçek hayatta sabır falan filan kalmıyor. Bu var. Artı bir de bu yeni beklentilerin hepsiyle ilgili benim bir çok sevdiğim bir evlilik danışmanı arkadaşım var. Onun da kendi bu konularla ilgili kişisel hikayesi çok. Kadınlar seçici diyoruz ya. Sosyal olarak değişen yeni trendler kadınların erkek seçimini de etkiliyor. Erkek beğenme, o işte onu nasıl diyelim, belli bir sıralamaya sokma kıstaslarını değiştiriyor. Yani önceden alt sıralarda olanlar şimdi üst sıraya geçiyor falan. Ama şöyle de bir durum gözüküyor. Kültür dediğim şeyin en önemli parçası aile ya. Birçok kadın sosyoekonomik gelir düzeyi, yaşam yeri falan ne olursa olsun bir erkekle birliktelik kurup onunla beraber uzun vadeli bir yola çıktıktan görece kısa bir süre sonra ailesel kodlarının tekrarını bekliyor çoğunlukla. Yani kocasından mesela babası gibi bir davranış bekliyor. Ya da daha bildiği bir erkek modeline benzer bir davranış bekliyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü bizim zihinlerimiz o yaşlarda ilk 2-3 senede kadın erkek davranışı denen şeyin ne olduğunun temelini etrafındaki insanlardan görüyor. Ve birçok patoloji de buradan geliyor bize zaten. Mesela annesi nasıl davranıyorsa bir kadın öyle davranmalı kodu bir yerde var. Öyle başlıyorsun. İşte babası nasıl yapıyorduysa ya da dayısı neyse o kod öyle geliyor. Şimdi sen ne kadar çıktın, modern hayat trendler okudun, ettin, mürekkep yaladın falan. İşte her şey çok güzel, sanatçı bir şey istiyorum ben falan. Tamam güzel. Ama işte oturuyorsun eve, yavaş yavaş pijamalarla birbirinin yanında kaşınabildiğin, giyirebildiğin bir moda geçiyorsun falan. Böyle bir hayat başlıyor.
Ondan sonra bu artık dışarıda tiyatral başkalarının izlediği mühendisliği yapılabilir bir hayattan çıkıyor. İçinde bizzat yaşadığın, ki daha önce yaşamış olduğun bir şeyle de bildiğin bir normal hayatın için. Normal hayatın paternleri otomatikman devreye giriyor. İlk devreye giren de genellikle kişinin kendi örüntüleri. Kendisine dair örnek aldı, kendi cinsiyet rolüne dair örnek aldı. Örüntüler önce çıkıyor. O çıkınca da karşı taraftan aksü sedasını buluyor. O da başlıyor yavaş yavaş kendi örüntülerini sergileme. Ve oluyorsa eğer bir şekilde bir uyumsuzluk, ki %90 this is the case, %90 muhakkak farklı kültürlerde yetişiyoruz. Ve orada arıza çıkmaya başlıyor ve sıklıkla şikayet, mesela kadınların erkeklerden benim duyduğum ve bu işlerle uğraşan arkadaşların aktardığı en büyük şikayet, ben diyor işte ilk tanıştığımızda neysem oyum ama beni artık beğenmiyor diyor. Benden başka bir şey istiyor diyor mesela. Şimdi erkekler bunu kavrayamıyorlar çoğu zaman. Çünkü zaten adam juvenil bir erkek, çok geç olgunlaşıyor. Oyuncu bir tip. Yani böyle biraz da manipülasyonu da kolay. Öyle çok hani enteresan bir felsefe bilmem ne alt planı yoksa, bu işlerle de çok uğraşmıyorsa, normal hayat gayresi içerisinde olduğu gibi bodoslama gitmeye devam ediyor. Ama kadın zihni gelişimsel gibi gözüküyor ve başka bir şeye dönüşme istiyor ve onun da maalesef bir Platon'un idealarındaki bir iddiası yok ki, babasını bekliyor sonuçta. Yani benim bildiğim baba odur diyor ki, ilişkide bir patoloji yoksa. Varsa daha kötü. Patoloji olan da aynısını istiyor bu arada. O da enteresan. Aynı eziyeti benim bir daha çekmem lazım. Çünkü aile diye ben buna derim falan gibi kafayla. Neticede olan şey aslında biraz başlangıçta, cicim aylarında, dediğim gibi presentable ve dışı açık zamanlarda başka kültürel kodlar oynuyor. Ama pijamalarla baş başa oturduğunda başka bir şey dönmeye başlıyor. Bence oraya hazırlıklı olmak lazım.